bakanı tarım alakası olmayan bir insan. Hiç tarım yapmamış. Benim görüşüm. Tarım hiç alakası yok. O yüzden de bilmeyen birinin tarım bakanı yapmak da yanlıştır yani. Birebir işi bilecek, birebir olaylara müdahale edecek durumda olacak tarım bakanı dediğim. Yani tarlaya kepek ektirmeyecek. Hı. Yani. Yoksa çiftçim az az çok çok çalışır, az az kazanır demeyecek. Eskiden geçtiğimiz yıllarda, daha önceki yıllarda süt fiyatına zam geldiyse yemciler zam yapıyor. Yani ona göre karını arttırıyordu, artık girdiler mi artıyordu, ham maddenin artık pahalıydı. Şimdi devlet açıkladı ya, Aralık ayında süt fiyatını Ocak'tan itibaren 2800, 3 liraydı 2800'e geri çekti sonra da. Ondan önce zaten bir zam yapmıştı fabrikalar. Bir de orada tarih belirtti, Nisan ayında tekrar bir süt fiyatı açıklanacak diye. Nisan ayından önce zaten aşırı bir şekilde zamlama yapıldı zaten. Üretim şart bir kere. Sen kendi ham maddeni üretemiyorsan, kendi gübreni üretemiyorsan dışarıya bağımlı olduğun için dışarının esiri olmak zorundasın bu sefer. Eğer bu esaret zincirinden kurtulmak istiyorsan üretim yapmak zorundasın. Başka bir çaren yok. Üretim yapan en büyük taban da köylü. Köylüyü sen hor göremezsin diye. Köylü her zaman köylüye bir... Yani kolganak gelmek zorundasın burada ya. Tarım Bakanımız açıklama yaptı ya, sağ olsun. Köylümüz çok çalışır, azimli çalışır ama az kazanır, aza kanaat eder diyordu. Ama işte aza kazanır, kazansın ama az da olsa kazansın. Kazanmazsa köylü bitecek yani. Önümüzdeki savaşları, gıda savaşları, ondan sonra da su savaşları olacağı aşikar. İşte o yüzden herkes bir şeye yatırım yapıyor. Belli, bunun para edeceği belli. Bir kıtlık zaten dönemindeyiz. Bir korona belası geldi. Şimdi de kuraklık, Allah'ım bizi nasıl sınıyorsa artık. Allah zorlu sınavlara sokmasın daha da. İşte belli kuraklık var. Hiçbir zektörlüte çok düşük. Türkiye'de şu an. Evet. Şimdi biçilip gelen yerler, Akdeniz bölgesi diyelim işte, Güneydoğu Anadolu biçiliyor. Yok, arpa yok, buğday yok, fiyatlar düşük. Zaten Anadolu kurudu ya. Yok bir şey, İç Anadolu'da bir şey yok. Artacağı belli. Devlet de fiyatları sabit tutmak için açıklama yapıyor ama senin açıkladığın 1750 lira arpa fiyatı dün borsa satan 2,5 lira. Devlet destek veriyor. Hayvancılığın heyesinden anlamayan, ineğin buzağısıyla eşeğin sıpasını karıştıranlar geliyor hayvancılık yapıyor. Bunlar ne bekliyor? Bunlar nasıl bir verim elde edeceksin ki? Hayvan varlığımız değil bizim. Ama yok, bir ithalat lobisi oluştu. Ete müdahale ederken yeme de müdahale edecek devlet. Sen bunlar artık ya aşırı şekilde bir gelişim olur mu yem sektöründe? Türkiye'deki, Avrupa'daki yem fabrikalarının bilmem kaç katı Türkiye'deymiş. Hatta Konya'da diyebiliriz bunu. Kazançlı olmazsa yani mantar gibi çıkmaz her yerden ya. Mantar gibi türedi yem fabrikaları.